kırmızıyla attı. Koşarak çık! Teşkilat ekibi olarak bu bölümde de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Biriminin sahasındayız. Buradaki eğitimler sabah sporuyla başlıyor. Çınar'da başlayan sabah sporu lastiklerle yapılan hareketlerle devam ediyor. Karşı mücadele ediyoruz. Burada. Hem de lastiğin yükü hiç de hafif değil. Emniyet teşkilatının her biriminde yapılan spor farklı. Daha önce özel harekat polisleriyle 40 dakikalık koşuya katılmış, deniz polisinde tim amiri üzerimizden yürüyerek geçmiş, halata tırmanmıştı. Buradaysa otomobil lastikleriyle bir hayli zorlu bir spor var. Bu ısınma hareketleri çok önemli çünkü bundan sonraki aşamalar gerçekten zorlu geçecek. Rüzgar var ama bu hava şartları daha nedir ki? Yağmur, kar, çamur, fırtına. Hiçbir şekilde buradaki eğitimler aksamadan her türlü hava koşullarında devam ediyor. Henüz silahımı teslim almadım. Normalde silahla yapılan bir eğitim bu. Ama ben silahım varmış gibi pozisyonumu almak zorundayım. Sağ tarafa esneme hareketi. Esne! Esne kalın orada! Yanmaya başladılar! Uzaklar! 1-2! Operasyonel duruş diye bir duruş tekniği var. Bu operasyonel duruşta aynı anda lastikle de yapılması aslında kolların daha güçlü olmasını sağlıyor. Böyle bir süre beklemek zorundasınız. Çünkü kollarınızın ve kaslarınızın gelişmesi lazım. Lastiğin ağırlığı var ve operasyonel duruş dediğimiz bu çökerek pozisyon almakta. Bacak kaslarınız bir süre sonra yanmaya başlıyor. Sabah sporundan sonra asıl eğitimlere geçiliyor. Alanın her köşesinde farklı bir eğitim veriliyor. Hazır! Aldım şarjörü.
Az önce polisin silahlı saldırgan karşısındaki kuru çalışmasını izledik. Şimdi atış alanındayız ve burada gerçek atışlar yapılacak. Evet, at silah, hedef hattına yürü. Hadi, sağa dön, sağ. Yerden konuşulma, bekle. Yapacağın işime odaklan. Durun, polis, geri çekin, atmışlar. Silah, silah. Silah atışı, hadi. Şimdi ayak bileğini atacaksın, ben atmayacağım. Sağ, sol, ayak bileği, at. Kalktı, attın, hemen 45. Şimdi diz kapağı, at. Bak şimdi önce mancalı, duyuyor mu herkes beni? Buradan geriye çıkarken hala bu pozisyondasın. Bir daha topuzu geri çekip bunu bekliyorsun. Şu pozisyonu al. At topuzu geriye, önce sağa sol. Önce sağına sonra korkutmak amacıyla attı. Şimdi komut geldi. Ayak bileğini at, görerek attı. Mesafe kısa. Atlı insanlar var. Yani burada siz saldırana atış edecekken masum insanı ne yapacaksınız? Vurmayacaksınız. Bunun için ne yapacaksınız? Görerek, bakarak atacaksınız. Taktın peşte. Yani mesela kontrolü sürekli etki altında ve gözleme altındasınız. Sonra diz kapağı. Kaldır diz kapağı. Attım tekrar tüpet, tamamı sonlu kontrol. Tam yerde, canlı çıkarttığını düşün. Anlaşıldı mı? Evet, bir daha altı bir şey kaldırırsın. Hadi son tekrar. Yapacağın işe odaklan. Burayı inlet, yüksek sesle. Evet, çat! Dur, polis! Geri çekil! Bak uçağını! Silah! Sahasında silah sesleri bir dakika bile susmuyor. Poligonlara bir tim geliyor, diğeri gidiyor. Hedefler hep 12'den vuruluyor. Evet, burada tepki mümkün olduğu kadar hızlı verin. Özellikle uyarı atışını mümkün olduğu kadar hızlı atacaksınız. Temel noktamız bu. Hazır! Çat! Dur polis! Geri çekil, at bıçağını! Silah! Silahını! Gözlerim! Sağ diğer hedefiniz sağına ve sonuna kontrol et. Uyarı atışı sağa sola at! Çok güzel. Ayak bilekleri. At! Diz kapakları. At! Tam hedefte. Yavrucu çıkar. Üstü düşer. Yap temizliğine. Hedefte. Yedik düşer. Bırak bunu. Kimin öğreti? Hedefe yaklaştıkça atış zaman alanı hızlı. Uzaklaştıkça biraz daha yavaş. Uzaklaştık biraz daha. Yani yaklaştıkça atacağınız atış zaman alanı daha hızlı. Uzaklaştıkça daha yavaş. Yavaşça. Bak. İçeri. Süper. Aferin size. Alkışlayın. Haftalar süren bu eğitimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelerdeki tüm personel katılıyor. Amaç, polislerin suç ve suç örgütlerine karşı daima hazır olmasını sağlamak. Ben de katılacağım ama önce hocalarımdan hem doğru silah tutuşunu hem de eğitimlerin içeriğiyle ilgili hızlandırılmış bir ders alıyorum. Aynı mantıkta ne yapıyorum? Aynı mantıkta. Evet, yürü, operasyon yürüyüşü geriye doğru. Çek! Komando! Yavaş, sakin ol. Evet. Soğuk kanunu elden bırakmıyor.
Evet. Al 45. Sistemi bozma. Bu sistemi hiç bozma. Gel. Gel. Bir, iki, bu. Şu vaziyette. Üç dediğinde bu yumruk açmıyorsun. Sol elle bunu değil. Şu. Atarken üçle beraber öne uzatıyorsun. Evet, operasyon yürüyüşüyor. Geriye doğru çek. Kaç. Biraz oynama. Evet, kal orada. Yürüyüşün güzel. Evet. Evet. Çökerek. At. Operasyon yürüyüş devam et. Küçük adımlarla. Evet. Küçük adımlarla sık sık. Evet. Bak, ayakların ucunu kaldırarak. Ha, mantık bu. Ayakların ucunu kaldır. Evet. İki, üç, mantık bulma. Evet. Vurdu. Tuşu yaptı. Tuşu yaptı. Parmak yürü. Sütleye kadar gel. Gel. Yürü. Yürü, 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 yürü. Evet. Sütleye bir kol mesafesi yaklaştı. Sağ ayağını hafif döndü. Yan yere doğru. Sağdan esne. Çok güzel. Atışını yap. Sakla. Güzel. Silah. Hızlandırılmış dersin ardından operasyonel yürüyüş eğitimi alan timin yanına geçiyorum. Gel bırak. Gel getirilirse. Gül. 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 Silah. Evet, işte silah. İşte silah. Operasyon yürüyüş. Öne doğru. Bu timden sonra gelen yeni timle ben de eğitim sahasındayım. Yeni timin içinde yer aldım şu anda. Operasyonel yürüyüş eğitimi alacağız. Birazdan ekip arkadaşlarımla beraber komut bekliyorum. Geriye doğru. Çık. Gözler önünde. At. At. Dur. Geriye doğru. Çık. At. 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 Dur. Silah. Tutma. Evet, operasyonel atış eğitimi ve operasyonel yürüyüş eğitimi bu. Çok önemli. Neden önemli? Bunu kısacık timden ayrılarak size izah etmek istiyorum. Herhangi bir saldırı anında bu tür savunma şeklinde yürümek ve her an her şeye hazır vaziyette vücudun pozisyon alması ve silahın pozisyon alması çok çok önemli. Bu eğitimler de sürekli tekrar ediliyor. Sırada başka bir eğitim var. Bu eğitimde olası saldırılara karşı bir polisin nasıl hareket etmesi gerektiği gösteriliyor. Sen! Benim time geliyor. Yerimizi alıp komutu bekliyoruz. Çık. Yanın sonuna yanaş. Yanaş sonuna. Tabanca sol elde. Yap atışını. Sütlerin sağına geç.
çekerek atış pozisyonu. Al. Çok güzel. Aracın camından vurarak atış pozisyonu. Al. Çok güzel. Çok güzel. Aracı sağından solundan kayarak operasyona yürüyüşle hedefe doğru aynı anda. Çek. Yap temizliğini. Silah kılıp sağdan çık. Koş. Ateş öncesi geri besleme eğitiminden çıktım şimdi. Ekip mola verdi. Ben diğer parkurlarla devam edeceğim. Epey yoruldum. Antrenmansızım. Diğer ekip düzenli olarak bu çalışmaları yaptığı için tabii ki çok basit geliyor onlara ama benim için gerçekten yorucuydu. Ben devam ediyorum. Evet, şu anda farklı bir parkura geldim. Burada da şarjör değiştirme eğitimleri sık sık tekrarlanıyor. Aynı antrenman devamlı yapılıyor. Çünkü ne kadar çok pratiğe yerleşirse, hafızaya, kas hafızasına yerleşirse o kadar çok hızlanıyorsunuz. Bu da çok önemli. Evet, odaklandık. Sarı nokta. Kendimize veriyoruz. Evet, yardımcı el çok hızlı. Saat 12 önünde. Tekrar hedefimizi bulduk. Dirsekler gergin. Çarjı çıkar. Yap temizliğini. Yaptı. Bunu belirtmem lazım. Bu bir eğitim silahı. Gerçek silah verilmiyor tabii ki bana. Bu bir eğitim silahı. Bu eğitim silahıyla ben de aynılarını tatbik etmeye çalışıyorum. Her türlü operasyonda ya da suçlulara müdahalede bu eğitimlerin hayati önemi var. Seri, çevik ve hızlı olmak gerekiyor. Operasyonel küpe çek. Nerede silahın namusu, nerede hedefte? Silah nerede? Göğsünüzde. Sadece sarıya bak şimdi. Kaldırdığın gibi tetiğiniz, bakalım neler oluyor. Evet. Bak. Güzel. Şu anda atış hattındayız. En önemli aşamalardan bir tanesi burası. İyice izlemem lazım ki aralarına girebileyim. Şarjör göster. Şarjör tek. Silah pozisyonu al. 1, 2, 1. Allah. Allah. 3. Allah. 4. Allah. 5. Allah. 6. Allah. 7. Allah. 8. Allah. 9. Allah. 10. Allah. Koşarak çık! Silah! Çekerek at! Yatarak at! Şarjör çıkar! Atım yatağını kontrol et! Üçgene mekanizmayı çek, bırak! Tetik düşür, silah kılıp, şarjör al, ayağa kal. Evet, şu anda izledim. Yeterince izlediğimi düşünüyorum. Ben de katılacağım. Tabii bunlar gerçek atışla olmayacak. Benimki tamamen boş bir silah. Ama ben atış yapıyormuş gibi bütün hareketleri yapmaya çalışacağım. Şarjör tek. Şarjör tek. Hazır. Koşarak çek. Thank you.
kendisine. Tamam, burayı gördük. Evet, düşürdük şimdi. Tamam, evet. Sabahın erken saatlerinde başlayan eğitimler yaz, kış, yağmur, çamur demeden sürüyor. Canımızı, malımızı emanet ettiğimiz polislerimiz, vatanın her satında güveni, huzuru daim kılmak için canla başla çalışıyor. İstanbul Emniyeti'nin Eğitim Şube Müdürlüğü'ndeki mesaim daha bitmedi. Bir sonraki bölümde de yine sahada farklı eğitimlere katılıp gördüklerimi, yaşadıklarımı paylaşmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sokak uygulamalarında bir pusuya düşme olayını canlandıracağız. Bugünkü eğitimde 12 istikametinden pusuya düşmeyle beraber ani karşılık verme, araç tahliyesi, avken avcı konumuna geçeceğiz. Bunun eğitimini hemen kısaca hocalarımızla beraber bir tekrarlayacağız. Evet, şimdi herkes yerlerine.